Herkese merhaba. Bugün 11 Ocak 2021 Pazartesi, haftanın ilk manşetine hoş geldiniz. Bugün 3-4 konumuz var. Kısa kısa bunlara değineceğiz ve analizimizi topluca bu 3 konu çerçevesinde yapacağız. Birbirinden bağımsız olmakla beraber birbiriyle çok ilintili. Öncelikle sosyal ağlarda WhatsApp vesaire silelim mi silmeyelim mi, güvenilir mi güvenilmez mi, verilerimiz kopyalanıyor mu, acaba işte ne kadar emin olabiliriz? Buna cevap arayacağız. İki, aşılama konusuna bakacağız ki en önemli mesele şu. Dünyanın meselesi bu ve elbette Türkiye'nin de meselesi. Buna bakacağız. Üç, elbette Trump 6 Ocak olaylarından sonra, 6 Ocak kongre baskınından sonra tamamen artık neredeyse tarihten silindi. Ve attığı her adım siliniyor ve destekçileri artık 6 Ocak kongre baskınına katılanlar vesaire tek tek adeta armut gibi toplanıyor. Ne oldu? Bu bir kontrollü baskın mıydı? Amerikan derin devleti veya establishment sistemi buna izin mi verdi? Yoksa kendiliğinden böyle gelişti ve Trump kendi bacağına mı sıktı? Vesaire. Trump 2024'te ne yapabilir? Bundan sonra ne yapabilir? Peki Trump'ı doğuran sebepler, ona 74 milyon oy veren, ki tarihte bir cumhuriyetçi başkanın aldığı en yüksek oy, kaybetmesine rağmen ona 74 milyon oy veren sebepler ne olacak? Durduğu yerde duruyor mu? Ya da Amerika bundan sonraki 2-3 yılı nasıl geçirecek? Buna son derece önemli. Joe Biden, Kamala Harris dönemi açısından da buna bakacağız. Ve elbette Erdoğan'ın ne yapacağını, Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek dedik. Neden böyle dedik? Ve muhalefetle, son dönemde muhalefetle yaptığı temaslar nasıl yorumlanmalı? Hiç konuşulmayanları, bugüne kadar yapılan analizlerden edindiğimiz duyumlar ve bunu tecrübeyle birleştirip, kıymetlendirip yaptığımız veya yapılan analizlerin daha ötesinde bir şey söylemek için bugün manşette karşınızdayız sevgili seyirciler. Hemen başlıyoruz. Hızlı gideceğiz. 20-25 dakikada bitirmeyi planlıyorum. Çünkü genel istek, yoğun talep bu yönde olduğu için süreyi aşarsam beni uyarın, olur mu? Şimdi iktidara yakın bütün gazetelerde benzer manşetler çıktı. Mesela bu takvimin manşeti. İlk konuyla başladık, WhatsApp meselesi. Siliyoruz. Silin diyor. Bir diğer gazete işte Aydınlık. Bu konuda iktidarın tümüyle yanında. Dijital tahakküme milli yanıt. Hadi bakalım, abanıyoruz. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz. Ankara'da WhatsApp alarmı. Halbuki Ankara'da yani alarmı olacak bir şey varsa dün 4.5 şiddetinde depremdi ama gündem o değil. Yeni Şafak. Bu zorbalığı kabul etmiyoruz. Yani başkası bir şey yaptığı zaman zorbalık, kendilerinin yaptıkları da demokratik veya terörle mücadele. Türkiye, bu defa işi ileri götürmüş Türkiye. Zorluklara rağmen ülkemizin dinamikleri göz kamaştırıcı, biz bize yeteriz. Neymiş efendim? BIP diye bir uygulama varmış, o bize yetermiş. İşte efendim yerli aşı geliyormuş, biz bize yeteriz. Boş ver yabancı aşıyı diyor. Sanayimizin çarkları da dönüyor diyor maşallah. Akşam WhatsApp'tan büyük kaçış. Akit, sosyal medya dijital diktatörlüğe döndü. Trump meselesinde buna bakacağız. WhatsApp'tan sanal göç. Milliyet, sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle anlık mesajlama uygulaması adeta, anlık mesajlama uygulamasından adeta bir sanal göç var diyor. Yerli platformlara vurgu yapmış Milliyet'te. Hürriyet manşetinde elveda WhatsApp manşetiyle çıkmış sabah. Herkes manşetten görürken beyefendinin gazetesi ana sayfanın altlarında görmüş. WhatsApp'tan BIP'e geçiş diyor. Yeni Birlik sürmanşet WhatsApp'ın dayatması yerliye yöneltti. O arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Grupları yarından itibaren WhatsApp'tan ayrılıp BIP'e geçecek diyor. Şimdi bu haberi şöyle yorumlayın. İşte Cumhurbaşkanlığı İletişim, yani Propaganda Bakanlığı, bütün gazetelere bu şekilde manşet atacaksınız, sürmanşet atacaksınız dedi. Biz de BIP'e geçiyoruz dedi ve deminden beri getirdiğim bütün gazetelerin manşeti Türkiye'de başka bir mesele yokmuş gibi WhatsApp. Evet. Yazık yani bu millete. Arkadaşına BIP'ten siyasi içerikli meme atarsın ve işte reis gözler. Esasen olan bitenin özeti bu. Yani siz WhatsApp'tan şöyle bir şey söyleyeyim. Bedava kullandığınız içerikte ürün sizsiniz esasen. Bedava indiriyorsunuz, bedava mesajlaşıyorsunuz, bedava konuşuyorsunuz, bedava dosya, bilgi, belge paylaşıyorsunuz ve bedava görüntülü konuşuyorsunuz ve bunu bedava yapıyorsunuz. Sınırsız internet hattınızdan falan.
Amerika ile konuşuyorsunuz, İngiltere ile konuşuyorsunuz, Avustralya ile konuşuyorsunuz. Dünyanın öbür ucuyla konuşabiliyorsunuz. Ben bundan 10 sene önce Apple Store'da New York 5. Cadde'de evi aramıştım ve Apple Store New York 5. Cadde'de dünyanın bir ucundan bir ucuna görüntülü konuşma yapmıştım ve hayretle yapmıştım bunu ve ya muhteşem bir şey bu falan demiştim. Şimdi o günlerde bu kadar farkında değildik. Aradan 10 sene geçti. Bedava kullandığınız olayda ürünsüzsünüz. Gerek size interneti sağlayan, gerek o hizmeti aldığınız uygulama, gerek işte aradaki tüm aracılar vesaire. Çerezleri kabul eder misiniz diye uyarı geliyor ya, o çerezleri kabul ettiğinizde bir takım verilerinizi dolaşıma açıyorsunuz. Dolayısıyla ürünsüzsünüz ve alır sizi kullanırlar. Erkek misin, kadın mısın, kaç yaşındasın, tıklama alışkanlıkların ne, sanal dolaşma alışkanlıkların ne, politik görüşüne kadar pek çok şeyi, alışveriş alışkanlıklarına kadar pek çok şeyi, hobilerine kadar pek çok şeyi keşfedebilir ve bunu dileyenle paylaşabilir. Ve bu bilgiyi satabilir. Siz zannediyor musunuz ki bu kadar uygulamayı bedava kullanıyoruz? Oh yani, böyle bir şey yok. Bu işin bir karşılığı var. Karşılık da sizsiniz. Ürün sizsiniz. Buna böyle bakacaksınız. Teyit.org hangi uygulamanın ne kadar veriyi paylaştığını bir çalışmayla, güzel bir çalışmayla ortaya koymuş. İşte WhatsApp diyor, telefon numaranızı, rehberinizi, cihaz kimliğinizi, yaklaşık konumunuzu, kesin konumunuzu, satın alma geçmişinizi falan görüyor. Ama diyor, hükümetin size önerdiği BIP her şeyi görüyor. Hatta hükümetin size önerdiği BIP fotoğraflarınızı, videolarınızı ve ses verilerinizi dahi kopyalıyor. Şimdi Türkiye gibi artık tamamen kapanmış bir ülkede, otoriter, koyu otoriter, sert otoriter bir ülkede, yabancılar artık dikte falan kelimesini de kullanıyorlar. Bana göre değil henüz. Zaten merkezi bir uygulamayı kullandığınızda ne olacak ki? WhatsApp değil Telegram kullansanız, Signal kullansanız bir biçimde bir miktar veriniz zaten birilerinin eline geçiyor. Bunu da böyle koyalım. Signal demişken bugün dünyanın kullandığı bir program bu arada. İşte Oda TV unutmayalım, 14 Eylül 2018'de bundan 2-2,5 sene evvel işte Signal'i bile bir cemaat uygulaması olarak haber yapmış. Hatta bir AKP'linin şeyindeymiş, telefonundaymış, Milliyet Gazetesi'nden Fırat Zengin yapmış. Pek çok gazetede o gün sabah falan bunu aldılar, kullandılar. Dedim ya, yani bütün bu şeytanlaştırmanın amacı hükümetin Oda TV ortakları falan aracılığıyla da yaptığı, Aydınlık, Doğu Perinçek aracılığıyla da yaptığı, bizim uygulamamıza gelin, devlete gelin yani. Bunlardan çıkın, bunlar şucudur, bucudur falan. Telegram böyledir, Signal böyledir, Kakao böyledir falan. Neyse. Bilmiyorum yani, Türkiye için bir akıl verecek halim yok. Geçelim ikinci konu, aşıya. Korona aşısında müjde 40 gün sonra Türkiye'de. Yok yok, bu bugünkü Hürriyet değil. Bu 25 Ekim tarihli Hürriyet'in manşeti. Osman Müftüoğlu imzasını atmış. Yazık yani. 40 gün değil, 2 kere 40 gün geçti. Aynı gün, bakın yukarıda yazıyor, 25 Ekim 2020 Pazar gazetesi. Aynı gün Ahmet Hakan'ın köşesi. Oh be, 40 gün sonra korona aşısı geliyor. 25 Ekim'e 40 gün koyun, 1 Aralık yapar. Ne 1 Aralık'ta, ne 1 Ocak'ta, ne de 11 Ocak'ta. 2 kere 40 gün geçti demem ondan. 82 gün geçti bu manşetin üzerinden. Fikri takip de yok yani. Fikri takip de yok. Utanma da yok yani. Utanma da yok. Ve bugün Türkiye, dünyada 45 ülkedeki kitlesel aşılamada şu kara ülke yok yani. Sarı ülkeler aşılamanın başladığı ülkeler. Sarı ülkeler. Bütün Kuzey Amerika kıtası, Güney Amerika işte görüyorsunuz. Avrupa'nın neredeyse tamamı, Türkiye'de bu iş yok. Utanacaklarına övünüyorlar demiş bir gün. Yanıtsız 1094 soru varmış Sağlık Bakanlığı'na. Evet. Ve İsrail aşılamada bir numara, ki İsrail, bu İsrail Başbakanı Netanyahu aşılanırken görülüyor. İsrail neden bir numara? Çünkü hem sözleşme yapmış firmalarla hem de öne geçmek için ekstra avantajlar sağlamış. Ekstra para vermiş vesaire falan. Ve nüfusunun mühim bir bölümünü aşıladı. Şu anda önde gidiyor İsrail yani. Ve time'a kapak olan Türk doktorlar. Şimdi Elvan Aktaş beğendiğim bir yoruma imza atmış Twitter'da. Katılıyorum. Steve Jobs, Apple'ın kurucusu, CEO'su, geçtiğimiz yıllarda vefat etti. 2011 galiba. O
Apple'ı kurdu ve milyar dolarlık bir şirket yaptı. Şu anda trilyon dolarlık bir şirket. Ama herkes Amerikalı diyebilir ama hayır, Suriyeli bir göçmendir. İşte Suriye ne kadar Steve Jobs'la övünüyorsa Türkler de bu doktorlarla bu kadar övünsün diye bir tweet atmıştı. Aynen katılıyorum. Ama tayma kapak olmaları büyük onur onlar açısından. Kutluyorum, tebrik ediyorum. BioNTech aşısının mucitleri Pfizer'la birlikte dünyaya dağıtıyorlar. Belki de açık ara bir numaralı aşı. Bugün kabine toplanıyormuş. Gözler bugünkü koronavirüs kararlarında diyor. Ne karar olacak ya? Yuh yani. Aşılama nerede? Aşı nerede? Ne kararı? Ülkede gazetecilik de bitmiş, fikri takipçilik de bitmiş. Bu aynı Hürriyet. Bundan 80 gün önce 40 güne kadar aşı müjdesi veren Hürriyet. Kabine toplanıp ne karar alacak? Konuşturmayın beni. Savaş Genç, Almanya'da evden çalışanlar daha fazla doğal gaz kullandıklarını deklare edip farkı vergiden düşürebilecek IBAN neyse isteyen saray reislerine duyurun demiş. Ürdün'de Hediye Levent paylaşmış. Covid-19 için aşılama çarşamba günü başlıyor. Aşıların saklanması için 20 tane soğutucu alınmış. Aşı ücretsiz olacakmış. Nesrin Hasta üzerine şu yorumu paylaşmış. Artık her ülkeyi kıskanıyorum. Her gün her dakika ne kadar büyük ve güçlü ülke olduğumuzu anlatmaktan aşı almaya vakit bulamıyorlar. Ve her gün bir uçak dolusu insan ölüyor. Düşünsenize her gün bir uçağın düştüğünü. O durumdayız. Bence 2 uçak, belki 3 uçak. Ekonomiye atlayarak devam edelim. Hazine nakit açığı 2020 yılında 181 küsür milyar TL, faiz dışı nakit açığı da 64 küsür milyar TL oldu. 2020'de salgın nedeniyle faiz dışı açık olağan karşılansa bile bu açığın son 3 yılda süreklilik göstermesi eldeki son çıpanın da gittiğini gösteriyor diyor. Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek başlığında devam ediyoruz. Dikkatinizi çekerim. Ve Mahvi Eğilmez Türkiye'de gerçekten saygınlığı yüksek bir ekonomisttir. Verilere dayalı konuşur, eldeki son çıpada gitti diyor. Battık karikatürüyle çıkmış, kapanan bir işletmenin kepengine yazdığı battık yazısıyla İbrahim Özdabak, Yeni Asya. 98'den daha fakiriz diyor İbrahim Kahveci, Karar Gazetesi'nin manşetinde resmi rakamlarla kişi başı geliri sıralamış. Daha evvel mevzu etmiştik ama bir kere daha böyle tablo halinde görün. 1998'de dolar bazına 8.293 dolarken kişi başı milli gelir şu anda efendim 8.155 diye geçiyor. IMF öngörüsü 7.800'lerdeydi, onu da belirtelim. Ama şu anda zaten bunun altına, 8.283'ün altına düşmüş durumda. Avrupa ikinci yarıda hızlanacak. Dünya Ekonomi Gazetesi'nin bir haberi. Niye? Çünkü aşılama hızla yürüyor ve bir an evvel ekonomi 2021'in ikinci yarısından itibaren toparlanmaya geçecek. Eski 2009 verilerine o mümkün değil. Ne 2021 ne 2022'de hiçbir ekonomist 2019'a dönüleceğini öngörmüyor. Hatta en iyi imserleri bile 2022'den itibaren çarkların dönmeye başlayacağını, 2019'un ise belki 3-5 seneye en iyi ihtimalle yakalanabileceğini öngörüyorlar. Ahad Andican bu haberi paylaştı. Bu haberi benim bugün ekrana getirmemin iki nedeni var. Çünkü bu haberde ilerleme var. Ahad Andican diyor ki Ziraat Bankası 2014'te Virgin adalarındaki bir şirkete 1.6 milyar dolarlık kredi açmış. Sayıştay'a göre borç ödenemiyor. Şirket kimin? Krediye kimler aracı oldu? Devlet Bankası Vergi Cenneti şirketine bu hacimdeki krediyi niçin verir? Cevap ticari sır. O ticari sırda bir ayrıntı ortaya çıktı. 1.6 milyar dolarlık batık kredi 2014'te Virgin adalarına Ziraat'ten gitmişti. O şirket Türkcell'miş efendim. Cumhuriyet'teki haberden öğreniyoruz. Ziraat Bankası'nın Çukurova grubuna Türkcell için Virgin Adaları üzerinden 1 milyar 636 milyon dolar kredi vermesini Kılıçdaroğlu değerlendirmiş. Saray ve çevresi onların beslemeleri 5 yerden maaş alıyor. Devleti açıkça soyuyorlar. Şahsım devletinde kimse hesap vermez demiş. Türkcell'e vergi cenneti Virgin Adaları üzerinden kredi veren Ziraat Genel Müdürü Hüseyin Aydın'la Hazine Maliye Bakan Yardımcısı Aksu Türkcell'in yönetim kurulunda da görevdelermiş. Kendi yönetim kurulunda oldukları şirkete 1.6 milyar dolar krediyi tak Ziraat'ten geçiyorlar ve kredi batıyor. O arada bize itiraz eden teröristtir, şimdi var mı buna itiraz eden? Büyük bir soyguna imza attılar ve bu soygunu sürdürmek istiyorlar. Artı
duramazlar. Yani bisiklete binmek gibi bir şey bu. Yani durduklarında düşerler. Durduklarında yargılanırlar. Dilimizde tüy bitti. 7 senedir, 8 senedir anlatıyoruz. Ondan dolayı kendilerinden olmayan herkes de haindir, teröristtir yani. Ha işte. Elinde silahı, bombası olan terörist de elinde doları, eurosu, faizi olan terörist arasında fark yok. Böyle konuşacak tabii. Yani. Böyle konuşacak. Ve Twitter'ın Trump'ı yasakladığı gibi veya işte YouTube'un, Google'un falan yasakladığı gibi bunu bütün araçları kullanarak, sosyal ağlar veya sosyal medya ne diyorsanız bütün araçları kullanarak bu fikirlerini de yayıyor. Birazdan bakacağız buna. Zillette yol ayrım. Üçüncü konuya geldik. Erdoğan, Saadet Partisi vesaire. Hemen Milliyetçi Hareket Partisi'nin yayın organı Türk'ün bu manşette çıkmış. Şimdi Erdoğan'ın bazı temasları dikkat çekici. Erdoğan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı'nın başkanın kim olduğunu bilmiyorum. Sarayda kabul etti. İsmi de önemli değil zaten. Hüdapar Genel Başkanı'nın isminin ne olduğunu bilmiyorum. Çok da önemli değil. Hüdapar Genel Başkanı'nı sarayda kabul etti. Onlar sarayın ayağına giden isimlerdi. Bir de sarayın ayağına gitmeyen isimler vardı. Devlet Bahçeli evine kadar gitti. Ayağına gitti Erdoğan. Ve Oğuzhan Aşiltürk, Saadet Partisi Milli Görüş Lideri. Onun da ayağına kadar gitti. Boşuna milli görüş lideri demiyorum. Birazdan bakacağız. Onun da ayağına kadar gitti ve onlarla görüşmeler yaptı. Cumhur İttifakı'nın yetmediği Millet İttifakı'nı çatırdatma operasyonları bunlar. Bir erken seçim habercisi mi? Hissediyorum Haziran demişti 2021 Meral Akşener. Olabilir. Çünkü Akşener bunu bir kere daha telaffuz etmiş. Geliyoruz. Hukuksuzluk zinciri başlığıyla çıkmış TR724. AKP rejiminin hukuksuzluklarının sonu gelmiyor. İktidar arsız, muhalefet sessiz. Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek derken bunu kastediyoruz. İktidar arsız, muhalefet sessiz olduğu için Erdoğan'ı muhalefet bitirmeyecek yani. Görülen o. O arada Batı'yla köprü kurmaya, bizim yönümüz Avrupa Birliği'dir, işte Biden'la iyi çalışırız falan demeye de devam ediyorlar. Sabahın iç sayfasından pazartesi söyleşisinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Gülnur Aybet, Türkiye'nin AB ilişkilerinde olumlu dönemi başlangıcı olabilir falan demiş. Her yere de zeytin dalı falan atıyorlar böyle. Bakalım. AK Parti ile Saadet İttifakı demiş Abdülkadir Selvi. Adını koymuş olayın. Bugünkü Hürriyet köşesinde. Hatta iki mesaj diyor. Saadet Partisi ile Seçim İttifakı, Saadet Partisi'nin desteğinin terörle mücadele veren AKP iktidarından yana mı olacağı, yoksa terörle mücadeleye karşı çıkanların safında mı olacağı falan. Hani nezaket görüşmesiydi? Hani siyaset görüşülmemişti? Geçeceksiniz yani. O arada Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı'na sözde Cumhurbaşkanı deyince Ömer Çelik ve bütün iktidar unsurları İbrahim Kalın falan filan CHP'ye ateş püskürdüler ya, İbrahim Kahveci onun üzerine şu notu düşmüş. Siz seçilmiş belediye başkanlarını görevden el çektirirken ya da yerlerine kayyım atarken oy veren vatandaşlar muhalif irade mi? Ya bunlara bunu sormayın yani. Bunlar için seçim sadece Erdoğan'ın seçimi. Bitti. Onun dışında rektörlük seçimi de yanlış, belediye başkanlığı seçimi de yanlış. Yanlış babam, yanlış yani. Pek bir kişi seçilir ve o herkese, her yere, her şeyi herkese atar. Yani bir kişinin seçimi. Orada milli irade sadece bir kişinin seçimi. Esasen o bir kişinin seçiminde de milli irade yok da yalan, dolan, işte manipülasyon, öyle kurtarıyorlar yani. Atılan adımlar erken seçime yönelik demiş İyi Parti Genel Başkanı gazetecilerle yaptığı toplantıda. Şey diyor, ben Haziran'da seçim bekliyorum dedim ama yanlış anlaşılmasın, bilgin duyumum yok ama atılan adımlara baktığımda Biden beni evde ziyaret etti dendiğinde bunun tercümesi benim adamla aramı bozmayındır. Erdoğan kazanmayı öngörerek Biden'ın karşısına güven kazanmış bir kişi olarak oturmayı tercih edebilir diyor. Birinci turda biter, sen bu işi bozuyorsun diye 2018'de bana seçimlerde karşı çıkmışlardı diyor Akşener. Ağzımı açtım mı? Zora sokacak bir cümlemi duymadınız. Sonra seçimler bitti. İnce ile benim aldığım oy Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı oy kadar. Çok güzel bir şeye temas etmiş. 2014'te ekmek için Ekmelettin. Ekmelettin İhsanoğlu'nun aldığı oy kadar 2018'de Akşener ve Muharrem İnce'nin oyunun toplamı. Ekmelettin İhsanoğlu'nu eleştiriyorsunuz ama 2018'e gelindiğinde de muhalefet çıtayı daha yükseğe taşıyamamış. Onun için Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek diyoruz. Boşuna söylemiyoruz. Ama Haziran 2021'de erken seçim olabilir. İhtimalinin altını böyle bir kalın çizgiyle değil ama hafif bir çizgiyle çizelim. Okumuyorum yani bunu. Yani utanç verici bir şey.
bundan yani o kadar kızgınlar ki Canan Kaftancıoğlu'na. İstanbul seçimlerinin şeyi bu benim analizim değil. Bu genel bir analiz zaten. Ben bir kere daha altını çiziyorum. İstanbul seçimini azmedemediler ve bunu kaybetmenin, AKP'nin bunu kaybetmesinin bir numaralı sorumlusunun CHP'nin İstanbul İl Başkanı olduğunu düşünüyorlar. Ve ondan dolayı da terörize etmek adına yapamayacakları şey yok. Yani bunlara açıklama yapmaya, bunlara suç duyurusunda bulunmaya falan filan lüzum yok yani. Yani bunlarla niye bu 2021 Ocak ayına kadar getirdiniz? Ben bunu soruyorum. Ve hala da yoksunuz yani. Hala da bitirme anlamında, istemediğiniz anlamında, siyasi anlamda bir hareket anlamında falan bir hareketinizi görmedik yani. Onun için Erdoğan bitirecek diyoruz. Kamal Ak demiş ki vebali büyük olanla ittifak olmaz. Saadet Partisi, Erdoğan'ın Saadet Partisi Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiatürk'ü ziyaretinden hareketle Saadet Partisi'nin eski genel başkanı Mustafa Kamal Ağa'nın lafı bu. Ben Mustafa Kamal Ağa'yı Aksaçlılar arasında değerlendirmiyorum. Çünkü ben Refah Partisi'ni 1995-98-99 yılları arasında sonra Fazilet olduğunda da Saadet'e doğru yürürken de yakın takip ettim Ankara'da muhabir olarak. Mustafa Kamal Ağa o Aksaçlılar arasında değildi. Ama Mustafa Kamal Ağa 1995-96 yıllarda bir anayasa profesörü olarak çekinser oylarla ana yol hükümetine destek veren Ecevit'in oylamaya katılmaması üzerinden o güven oylamasını bozdurmuş ve mühim bir hamle yapmıştı. Öyle de zaten ismini duyurdu. Aksaçlılar, Temel Karamollaoğlu da Aksaçlılar arasında değildi. Aksaçlılar, Necmettin Erbakan ve onun 5-6 kişilik staff heyetiydi. Ahmet Tekdal öldü, Şevket Kazan öldü, Recai Kutan, Oğuzhan Asiltürk bunlardı, Fehim Adak öldü. Bunlardı. Yaşayan 86 yaşında Oğuzhan Asiltürk. Recai Kutan 90'ı geçti galiba. O eski Enerji Bakanlığı falan yapmıştı. Aksaçlılar bunlar ama ağırlıklı olarak Oğuzhan Asiltürk. Yani ne Kamal Ak'ı ne de Karamollaoğlu'nu Aksaçlılar heyeti içine koymam. Çünkü yoktu. Yani o günkü başkanlık divanında bunlar yoktu yani. Sonradan eklemlendiler. Her neyse. Şimdi Milli Gazete Oğuzhan Asiltürk'ün işte Zoom üzerinden mi artık neredense yaptığı büyük toplantıyı vermiş. Milli Görüşçü Kuruluşlar 5. Şube Başkanları bilmem neyi. Bakın burada diyor ki Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk. Milli Gazete Milli Görüş Lideri Oğuzhan Asiltürk. Bakalım iş nereye gidecek, nereye evrilecek. Sadece şunu söyleyeyim. Oğuzhan Asiltürk ikna edilmiş ve Oğuzhan Asiltürk dönüp Saadet'i ikna etmeye çalışıyor. Bir cümlelik analizi budur. Okuduğum 1000 tane şeyden çıkardığım şey bu. Bakalım ne olacak. Mustafa Kamal Ak öyle dese de, Karamollaoğlu böyle dese de nereye gittiğini görürüz. Bakalım Milli Görüş liderinin dediği mi olacak? Saadet Partisi Genel Başkanı'nın dediği mi olacak? Bunu zaman içinde göreceğiz. Belli ki Oğuzhan Asiltürk Erdoğan'a evet demiş. Muhalefet. Muharrem İnce'den Boğaziçi açıklaması. İçlerindeki provokatörlere dikkat etmelerini tavsiye ederim. Geçtik Amerika'ya. Son konumuz. Wall Street Journal'ın bugünkü kapağı. Ben çok istiyorum böyle yabancı gazetelerin kapaklarını getirmek ama maalesef yerli konulardan çıkamadığımız için bazen de işte böyle gerektiğinde hoşuma gidiyor. Amerika bir 6 Ocak travması yaşıyor. Burada Wall Street Journal ki editoryal olarak sağ eğilimli bir gazete olduğundan bahsedilir. Kongre başkanında ölen kişinin cenazesinin işte kongre önünden geçişini bu şekilde fotoğraflı olarak koymuş ve işte meslektaşlarına saygı duruşunda bulunan güvenlik görevlileri. Aynı şey Washington Post'ta da var. US Capitol Polis, Kongre polisi meslektaşlarına böyle selam durmuşlar. Washington Post'un pazartesi günkü kapağı bu efendim. Peki Amerika ne oldu, nereye gidiyor? Önce gelişmeleri verelim. FBI şu anda resimleri, görüntüleri, videoları neyse artık paylaşımlara tespit edilen bütün 6 Ocak eylemcilerini şu anda sürekavı başlatmış durumda. Yakaladığı yerde alıyor, tutukluyor. FBI 6 Ocak'a kadar neredeymiş sorusu hatırlara geliyor elbette. Donald Trump'ın Twitter hesabı önce askıya alındı, sonra süresiz olarak kapatıldı. Yani artık Donald Trump Twitter'da olmayacak. Donald Trump'ın adamları da aynı şekilde Twitter'dan yasaklandılar. Sadece o değil, Donald Trump ve adamları, Donald Trump ve çevresi bütün ağlardan yasaklandı. Instagram'dan, Snapchat'ine, Google'dan, Reddit'e, ne bileyim YouTube'a kadar falan hiçbir yerde kafayı kaldıramıyorlar. Bir sosyal ağlarda Parler mı ne bir uygulama üzerinden mesajlaşmaya veya bir
harekete geçmişler ama o da her yerde yasaklanıyor falan. Trump tam anlamıyla siliniyor. ABD'de isyancı avı sürüyor demiş Yeni Çağ şeyinde birinci sayfasında. Şimdi bu olayı birkaç şekilde değerlendirmek mümkün ama söyleyebileceğim şey şu. Twitter'ın elbette Trump'ı kapatması Amerika'da ifade özgürlüğü üzerinden de tartışılıyor. İfade özgürlüğü ticari şirketleri kapsamıyor. Ama Twitter'ın bu başlattığı akım ve Trump ve adamlarının ve Trump ve çevresinin bütün her yerden yasaklanması bir dijital diktatörlüğe mi gidiyoruz falan sorularını da beraberinde getiriyor. Law and order, Trump'ın da kullandığı, karşıtlarının da kullandığı bir laf. Law and order, Türkçe'ye kelime kelime çevirdiğinizde kanun ve düzen demek. Ama bana göre Türkçe'de bu üç kelimelik law and order, üç kelimelik İngilizce tabiri karşılayan harika tek kelimelik bir karşılık var. Kimse kullanmıyor onu. Bana göre Türkçe'deki harika karşılığı asayiş, asayiştir. Şimdi asayiş, law and order'ın harika Türkçe karşılığıdır. Hatta asayiş, efradını, cami ayarını, mani çok daha geniş, şumurlu bir kavramdır yani. Herkes karşı tarafın asayişi bozduğunu düşünüyor. Bana göre. Bunu ispatlayamam. Yarın öbür gün FBI'den birileri anılarını yazar. Beyaz Saray'dan birileri anıları yazar. Cumhuriyetçilerden birileri anıları yazar. Kongrede bence kontrollü bir baskın oldu. Ve hemen arkasından da Donald Trump bütün itibarını yitirdi. Donald Trump 3 Kasım'a kadar getirdiği olayı 3 Kasım'dan sonraki 2 ay boyunca berbat yönetti. Ve belki de hani deniyor ya topal ördek dönemi. Yani Amerika'da başkanlar seçimi kaybettikten sonra neden 2-2,5 ay koltuklarında oturmayı sürdürüyorlar? Bu kötü bir şey. Bunun güncellenmesi lazım. Katılıyorum. Amerika'nın kurulduğu günlerde öngörülen bu tarih bugün bu asırda çağ dışı. Ama bu 2-2,5 aylık süre Trump'ın bitirilmesine yaradı. Baktığınızda Amerika'nın kurucu babaları ve onların devamı şu anda mutludur. Neden? Biz 2-2,5 ay koyduk, bak işte bu işe yaradı. Neden? Çünkü Trump 3 Kasım'dan sonraki 2 aylık sürede kendini bitirdi. Ve en son kongre baskınıyla da tam anlamıyla ipini çekmiş oldu. Trump kendi bacağına mı sıktı? Acaba o bariyerleri açan polis, içeride selfie çektiren eylemcilerle polis görüntülerini falan hatırlayın. İçeride Trump destekçileri vardı ve onlar mı acaba kongre baskınına geçit verdi? Nereden bakarsanız bakın. Bir basiretsizlik, bir ferasetsizlik söz konusu ve Trump figürü şu anda tüm her yerden siliniyor ve destekçileri de toplanıyor. İş öyle bir noktaya gitti ki Forbes dergisi, ki iş dünyasına hitap eden bir dergidir, Trumpçılarla çalışmayın çünkü Trumpçılar yalancıdır, Trumpçılarla çalışanlar da yalancıdır falan gibi böyle bir genellemeye gitti. Adeta bir yerde hatırlatayım yani bir Amerika'nın 15 Temmuz'da olma gibi bir durumu var 6 Ocak'ın. Peki sosyal ağlar, Twitter, öbürü, beriki vesairesinin hepsinin böyle bir yasakçı şeyle kafayla yürümesi falan. Ben de kimi şeylere katılıyorum, kimi şeylere katılmıyorum. Gelişmeleri dikkatle ve yakından takip etmeye çalışıyorum. Şu anda bir hüküm veremem. Dijital diktatörlük veya değil, öbürü belki. Şu anda buna bir hüküm veremem, bir şey de diyemem. Ama gelişmeleri takip edelim. Şimdi Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek meselesini Trump'ı Trump bitirdi. Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek meselesini daha iyi anladınız mı? Baskın Oran'ın Ahval'de Yavuz Baydar'la söyleşisini dinledim dün. Oradan size bir 30-40 saniyelik bölüm getireceğim ve onunla bitireceğim. Bugünkü manşeti ve Erdoğan'ı Erdoğan bitirecek kapağını veya KC'sini daha iyi anlamanızı sağlayacak bu. Sonun başlangıcı dedin ama pek çok kişinin sorduğu soru biz muhalefetin kendi içinde birleşip bir alternatif yani başarıya yürüyebilecek bir blok olup oluşturup oluşturamayacağını merak ediyor olacağız 2021'in. Şu anda değil tabii. İyi Parti'ye ben güvenmem. Saadet Partisi'ne de güvenilmeyeceği ortaya çıktı. CHP'deki cesur sesler çok az sayıda. Bir elin parmakları kadar. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorum.
onun aşırılıklarına. Evet. Hadi hayırlısı. Hadi hayırlısı. Katılmamak elde değil. Muhalefetin hali pürmelali ortada. Erdoğan'ın aşırılıklarına güveniyorum. Muhalefete güvenmiyorum diyor Baskın Orhan Hoca. Bin yılın tecrübesiyle. Evet, Erdoğan bitirecek konulu manşetimiz böyle bitiyor. Çarşamba günü tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın. Salı günü Turan Görür Yılmaz'la Güne Bakışı, aman ha kaçırmayın. Görüşmek üzere.